Merhabalar sevgili Java Güncelleri izleyicileri. Bugün sizlerle birlikte önceki dersimizden kalan metotların yeni kısmına başlayacağız arkadaşlar. Bugün metotlar sınıfından devam etmeyeceğim. Çünkü çok şey yazmıştık geçen dersimizde. Daha fazla karmaşa olsun istemiyorum. Bu sebepten hemen Default Package'imin içerisine yeni bir sınıf açıyorum arkadaşlar. Bunun ismi ise metotlar 2 sınıfı olacak. Metotlar 2 sınıfımızı açtık. Hemen ekranımızı büyütüyoruz. Görüş mesafesi açısından. Evet, şimdi hemen bugün göreceğimiz şeye giriyorum arkadaşlar. İlk öncelikle metotlarda şimdi bir metoda dizi nasıl gönderilir onu göreceğiz. İlk önce bir dizi tanımlıyoruz arkadaşlar. Int. Diziler konusuna daha geçmedik ancak bu basit bir diziyi daha önceki derslerimizde gösterdiğim için yine basit bir dizi üzerinden gideceğim. 1, 2, 3 elemanlarına sahip bir dizi tanımlayalım. Ardından bir de kare alanına g-static void geriye bir değeri, dövüş değeri olmayan bir kare al diş fonksiyonumuz olacak. Yani metodumuz. Bu metot integer dizi tipinde bir parametre gönderilecek, alınacak. Hemen içeriye girip for döngüsünü açıyoruz arkadaşlar. Int i eşittir 0'dan i küçüktür. Gelen dizinin yani metodun içerisine gönderilen dizinin length'i yani uzunluğundan küçük olacak arkadaşlar döngüm. Şuradaki şey bir dizinin boyutunu belirtiyor arkadaşlar. Boyutunu alan fonksiyon diyelim length'te. Adına şimdi hemen şuraya dizinin ininci elemanı eşittir dizi i çarpı pardon, dizi i diyorum. Ardından yukarıda main fonksiyonun içerisinde diziyi yazdıracağım tekrar. Önceki derslerimizde gördüğümüz for each döngüsünde burada yazdırırken kullanıyorum. Sistem out println ile i'yi yazdırıyorum ve derlediğim zaman neyi yanlış yaptık? Bir saniye. Evet. Çünkü kare alı göndermemişiz. Kare al fonksiyonumuza diziyi ilk önce yolluyoruz arkadaşlar. Kare ala diziyi yolladık. 1, 2, 3. Dizi geldi buraya arkadaşlar. Fonksiyonumun içerisine. Burada dizinin elemanlarının karesi alındı. İşlemler bitti. Sonraki satırdan devam edildi. Ve sonraki satırını ekrana bastım. Şimdi derliyorum. Gördüğünüz gibi 1, 4, 9 sonuçlarını elde ettik arkadaşlar. Şimdi ise mesela şöyle bir şey yapalım. Bir dizinin tek elemanını gönderelim örneğin. Tek elemanının karesini alsın. Mesela şunu kapatıyorum. Şu kısmı. Şöyle yapalım. Bir de dizi ve int sayı ve indis yollayalım arkadaşlar. Öyle yapmayalım hatta. Sayı yollayalım. Sayı yollarsak gelen sayı tamam, şöyle yapalım. Gelen sayıyı ekrana yazdıralım arkadaşlar. Şöyle sayı diyelim. Void kare al değildi. Hatta şunları hiç heba etmeden yazdıklarımızı alta yeni bir sınıf açalım. Şu for döngüsüne geri alalım. Tamam. Static void eleman yaz. Hemen sayı int sayı alıyoruz ve int indis değişkenini alalım arkadaşlar. Ekranı belirtelim. Şöyle sistem out printlenme şöyle yapalım. Dizinin indis dizinin şöyle sayı. Burada ne yaptık arkadaşlar? Dizinin gelen indis fonksiyonu gönderilen indis artı dedim buraya. Dizinin örneğin 5. indis geldi. Dizinin 5. indisindeki eleman ve gelen sayıyı ekrana bastıran bir şey yazdık. Burada hemen dizinin mesela gönderelim eleman yaza. Ne gönderelim mesela? Dizinin
ikinci indisini gönderelim. Çünkü 3 indisi değil. Dizler sıfırdan başlıyor arkadaşlar. Sıfırıncı eleman, birinci eleman, ikinci eleman. Bunu daha önce görmüştük. İkinci indisini gönderelim. Ve derleyelim arkadaşlar. Tekrar çalıştıralım. Gördüğünüz gibi dizinin ikinci indisindeki eleman 9 yazdırdık yakın arkadaşlar. Şimdi biraz recursive fonksiyonlara gireceğim. Recursive nedir? Recursive nasıl yapılır? Stack mantığını da biraz anlatacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle recursive fonksiyonlarda bir faktöriyel alalım diyorum. Hemen recursive olarak recursive nedir? Static void hatta faktöriyel koyalım ismini. Yani koyalım. Ardından içine bir sayı alsın arkadaşlar. Int a olsun. Sayımız. Ardından şöyle kapatalım parantezimizi. Arkadaşlar recursive fonksiyonlar genelde kendi içerisinde kendini tekrar çağıran fonksiyonlardır. Yani kendi içerisindeki işlemleri bitirdi veya bitirmediği önemli değil. Kendi içindeki işlem sürerken kendini tekrar çağırırsa çağırıp en baştan başlanır fonksiyona. O çağırılan fonksiyon içerisindeki işlemler bittiği anda önceki çağırıldığı yerden devam eder arkadaşlar. Fonksiyonu işlemeye. Hemen bir örnek verelim. Mesela faktöriyel örneğinde. Eğer sayım diyorum arkadaşlar. Gönderiyorum. Bakın mesela eğer sayı şu void değil de şuraya tabii bir return değeri olması lazım. Int bir return değeri yazmamız lazım. I eşittir. I eşittir. 1 veya ya da 0 yapalım. Şöyle. Return 1 diyelim. As diyorum arkadaşlar. Return factorial a eksi 1 gönderiyorum arkadaşlar. A eksi 1 çarpı a'yı göndereceğiz. Şöyle a'yı çarpı şöyle faktöriyel göndereceğiz. Şimdi burada ne yaptık arkadaşlar? Bakın hemen anlatıyorum. Burayı ben niye i yazdım? A yazacağım çünkü. Evet. Şimdi eğer arkadaşlar ben buraya 5 gönderdiğimi düşünüyorum. 5 geldi. Şuraya 5 gönderdim. 5 if a eşittir 0. Yani 5 eşittir 0 mı? Değil. Hemen else çalışacak arkadaşlar. Return 5 çarpı faktöriyel 5 çarpı şurayı da hemen yorum satırıyla açıklayalım. 5 çarpı faktöriyel 4 oldu değil mi arkadaşlar? 5 gönderdiğim zaman. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi faktöriyel 4 fonksiyonunu tekrar çağırdı arkadaşlar. Fonksiyonum. Tekrar enter'a basıyorum. Alt satıra geçiyorum. 5 çarpı 4 geldi tekrar. 4'ü gönderdik şurada. 4 geldi. A eşit yani 4 0 eşit mi değil. Tekrar çalışacak o zaman. 5 çarpı bu fonksiyonun açılımını yazıyoruz hemen buraya. 4 çarpı faktöriyel 3 değil mi arkadaşlar? Değer 3 yazdık. Ardından tekrar alt satıra geçelim. Bu sefer faktör 5 çarpı 4 vardı elimizde. Bir de faktöriyel 3 geldi. 3 sıfır eşit mi? Değil. Tekrar çarpacağız. 3 çarpı. Bu da a çarpı. Faktöriyel 2 oldu. 2 oldu. Ardından bir alt satırda yine 5 çarpı 4 çarpı 3 elimizde vardı arkadaşlar. 2 geldi. 2 sıfır eşit mi? Değil. Çarpı 2. Sonra çarpı faktöriyel 1 arkadaşlar. Ardından bakıyoruz tekrar. 1 geldi arkadaşlar. 1 geldi. 1 sıfır eşit mi? Değil. O yüzden 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 oldu. Ve çarpı faktöriyel 0 oldu. Faktöriyel 0'ı gönderdim. Faktöriyel 0 a eşittir 0 olduğu için return 1 oldu arkadaşlar. Yani sonucumuz en sonunda 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 çarpı 1 oldu. Burada 1'i her faktöriyelde etkisiz çarpmada etkisiz olduğu için 1
O yüzden 1 koyuyoruz return yerine. Mesela 0 faktöriyelde 1'e eşit olduğu için arkadaşlar. O yüzden böyle yazdık. Hemen burayı silelim. Programımızı derleyelim bakalım. Çalışacak mı? Hemen şuraya geliyorum. Ekrana bir ilk önce bir yıldız koyalım. Ve örnek 2 diyelim şöyle. Pardon. Diyelim. Şöyle arada karışıklık olsun istemiyorum. Hemen arkadaşlar System out println yazıyorum şuraya. Ve faktöriyel fonksiyonunu çağırıyorum içerisinde. Mesela 5 faktöriyelin 120 olduğunu görelim hep birlikte. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ikinci örnek pardon. Şöyle derleyelim tekrar. Örnek 2'de 5 gönderdim ve 120 değişkenini aldım. İsterseniz şöyle de yapabiliriz. Şuranın içerisine şöyle yazsam. System out println ile yazalım hemen A'yı ekrana. Gördüğünüz gibi 5 4 3 2 1 0 diyerekten bütün elemanlarını teker teker çarptık arkadaşlar. Şurada A'yı yazdım ve hepsinin çarpıldığını gördüm. Şimdi ise recursive fonksiyonları biraz da anlamış olsak da bir stack mantığına giriş yapalım arkadaşlar. Hemen. Hemen bir paint açalım arkadaşlar. Paint'i hemen açıklayayım. Stack mantığı. Evet arkadaşlar. Stack arkadaşlar. RAM'de belli bir kısmı ayrılmış bir alandır. Stack hafızada yani ayrılmış bir alan. Burayı istediğim zaman kullanabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi stack, mesela stack'i bir kütüphane, bir kitaplık olarak değerlendirebiliriz ama tepesine bir kitaplık. Örneğin ben buraya şuraya bir kırmızı pardon şey, şöyle yapalım. Mesela buraya bir kırmızı kitap ekledim. Tamam. Ardından bir yeni kitap daha ekleyeceğim. Kitap ise sarı olsun. Sonra bir kitap daha ekleyeceğim. Kitap kahverengi. Herhangi bir renk. Bu kitap yeşil. Sonra bir kitap daha koyacağım. Bu kitap ise mor olsun arkadaşlar. Şimdi ben bu kütüphaneden kitap almak istiyorum arkadaşlar. Kütüphaneden kitap almak istediğimde ben bu en alttaki kitabı alabilmem için bunların hepsini teker teker çıkarmam lazım. Yani kütüphaneden kitap almaya başladığım anda direkt olarak şu kitabı alıyorum arkadaşlar ilk önce. Şu kitap alınır ilk önce. Geliyorum. Bu kitabı alırsam eğer ilk aldığımı düşünüyorum. Bu kitap gitti mesela. Şu anda en üstte yeşil var. Bir kitap daha eklersem hop, yeşilin bir üstüne geldi arkadaşlar. Kırmızı kitap mesela yeşilin üzerine geldi. Yeşil kitabı şimdi istesem yine alamam. Çünkü kırmızı kitap var üzerinde. Tamam, kırmızıyı aldım. Kırmızıyı aldıktan sonra yeşil de aldım. Şimdi kahverengiye ulaşabilirim arkadaşlar. Stack mantığı budur. Bu şekilde yapılır. Bir eleman koyunca ilk giren son çıkar mantığıyla çalışır arkadaşlar. Yani bu da first in last out filo olarak adlandırılır. First in, last out. Hemen bunu kapatalım ve stack mantığını da anlattıktan sonra zaten diziler konusunda recursive ve biraz daha gerçi diziler konusunda değil de ilerleyen günlerde örnekler olarak mesela sıralama algoritmalarını vereceğim. Orada quick sort, merge sort ve benzeri karmaşık kompleksi yüksek olan algoritmalarda recursive kullanacağız arkadaşlar. O zaman recursive'i pekiştirmiş olacağımıza inanıyorum. Şimdi ne görelim şimdi? Bakalım sağdaki. Tamam, bakalım. Şimdi statikten biraz bahsedeceğim arkadaşlar. Önceki dersimizde sonradan bahsedeceğimi vurgulamıştım statik metotlardan. Statik metotlar arkadaşlar ilk kullanım amacı her nesne için aynı iş yapan
Statik bir metot tanımlanır arkadaşlar. Ve bu nesneler için ayrı ayrı oluşturulmaz statik metot. Böylece bellekten kazanç sağlanıyor arkadaşlar statik metot yazdığımız zaman. Diğer kullanım amacı ise statik metodun nesne oluşturmadan sınıf içerisindeki metotlara erişmektir arkadaşlar. Statik metodun. Hemen şimdi nesne oluşturmadan bir şey yapalım. Metoda nasıl ulaşılır onu gösterelim mesela. Şimdi hemen mesela şöyle yapalım. Mesela public diyorum. Bu tabii erişim belirleyicileri gördük. İlerleyen günlerde göreceğiz. Metot. İki değişken alsın arkadaşlar. Hatta tek değişken alsın. Int a diyelim. Bunu ise ekrana bastırsın. Pardon, int dönüş değeri olduğu için return a çarpı a, yani a kareyi geri döndürsün arkadaşlar metodun. Şimdi hemen bunu ekrana bastıran bir şey yazalım. Örnek 3 olarak. Şurayı ben şöyle yapayım. Buraya kopyalayayım. Karmaşıklık olması için. Şuraya 3 yazayım. Tekrar şuraya. Pardon. Sistem out. Ve ne yazacağız? Yani metot yazarsak mesela burada çalışıyor arkadaşlar. Metodun içerisinde bir değişken gönderirsek bunun karesini alıp ekrana bastıracaktık. Ancak biz bunu bazen private ulaşılmaz hale getiriyoruz arkadaşlar. Biz bunu mesela statik tanımladığımız için sınıfın ismini kullanarak da ulaşabilirdik. Nasıl mı? Şöyle. Metotlar. Sınıfımızın ismi metotlar 2 idi ya. Metotlar 2 nokta. Mesela metot. Statik tanımladığımız için 3'e basarsam başka bir sınıf içerisinde. Mesela metotlar sınıfına gidiyorum arkadaşlar. Mesela gelelim buraya. Çok iyi örnek oldu bu. Şimdi mesela şöyle metotlar 2 nokta. Gördüğünüz gibi faktöriyel metodumuz statik olduğu için buradan ulaşılabiliyor. Metot mesela 6 yazıyorum. Bunu ekrana yazdıralım bir de. Sistem out'la şöyle yapalım. Bir de şuraya parantez koyalım ve derleyelim arkadaşlar. Metotları gördüğünüz gibi 6'nın karesini aldı arkadaşlar metotlar. Karesine alan fonksiyon yazmıştık zaten. Başka bir sınıftayım. Metotlar sınıfındayım. Ancak metotlar 2'nin içerisindeki fonksiyona ulaşabiliyorum. Niye? Çünkü public yaptık. Bu birincisi erişim belirleyici yüzünden. İkincisi ise ben bunu eğer statik yapmasaydım ne olurdu? Mesela statiği kaldırdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi direkt şurada hata aldım ve metotlar sınıfının içerisine geldiğimde de hata alıyorum. Ve hatamın gördüğünüz gibi metodu statik yapmamı istiyor. Sınıfın ismini kullandığım için. Mesela tıkladığım anda gördüğünüz gibi kendi kendine metodu statik yaptı arkadaşlar. Son olarak ise bir de metotların şeyi var arkadaşlar. Bir nesne statik olunca mesela bir sınıftan mesela metotlar şurada bir sınıftan aslında oraya girmesek mi? Çünkü sınıfları daha class yapılarını anlatmadım. Onları anlatınca çok ayrıntıya girelim metotlarla birlikte. Metotlar 2 dersimizden bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.